Zaman zaman hepimiz dişlerimizi sıkarız, gıcırdatırız, hatta ses çıkartırız. Buna bruksizm adı veriliyor. Tansiyon ve kalp üzerinde size burada yeni olarak aktaracağım bazı etkileri var. Stres yani dış etkenler veya anksiyete, kaygı bozukluğu, içimizden gelen durumlar bunlara sebep olabiliyor. İlla da gergin asabi kişiler olması gerekmiyor. Kontrollü ve mükemmeliyetçi olan insanlarda da özellikle diş sıkması yaygın bir şekilde görülüyor. İstemli istemsiz gündüz gece, fakat asıl sıkıntı gece, çünkü biliyor musunuz normal uyku saatinde 4 saat insanların dişlerini sıktıkları saptanmış. Tabii ki aralıklı, devamlı değil. Ve bunun sonucunda tahmin edebileceğiniz üzere dişlerinizde gördüğünüz üzere ciddi şekilde aşınmalar meydana gelebilir ve sonuçta çürük, hatta kırık bile meydana geldiği ortaya çıkmış. Fakat diş sıkmasının en önemli sıkıntılarından bir tanesi ağrı. Birazdan bahsedeceğim. Ama özellikle dişleriniz bozuk olabilir, ondan köken olabilir. Aynı zamanda alkol, sigara tüketimi, sakız çiğnenmesi, horlama, ilaçlar, özellikle ütülüstralın içerisinde bulunan serotonin geri alım inhibitörlerinde de yan etki olarak da diş sıkması görüldüğünü söylemem gerekiyor. Uyku apnesi ile ilgili bir takım şeyler var ama kesin değil. Bunlar çiğneme kaslarımız yanakta ve şakakta yer alıyor. Çok çalışınca dediğim gibi ağrı yapıyor. Baş, çene, omuz, boyun, hatta kulak ağrısı bile dahi oluşabiliyor. Ve en kötü sıkıntısı şu, çene ekleminde kronik travma ile devamlı hasar olduğundan dolayı kalıcı ağrı olabiliyor. Bu maalesef çok sıkıntılı bir durum. Eğer bu eklem sıkıntıya girdiği takdirde hem ağrı hem de konuşmak zorundasınız. Tahmin edin, çok sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Şimdi gece boyunca dişi aralıklı olarak sıkıp gevşettiğiniz zaman sempatik sinir sistemi aktive oluyor. Tansiyonunuzu yükseltiyor, kalp hızınızı yükseltiyor. Ve illa da tansiyon hastası olmanız gerek değil. Yapılan yayınlarda normal tansiyon olan kişilerde de yükseldiği saptanmış. Ve özellikle sempatik sinir sisteminin damar duvarındaki endotel hücrelerini bozması ve oksidatif strese yol açması da en önemli problemlerden bir tanesi. Bir takım nefes alma egzersizleri, rahatlama egzersizleri öneriliyor. Ama böyle bir sıkıntınız varsa mutlaka dişçinize görünün. Ve bu küçük bir aparat var. Bunu kullanırsanız rahatlama şansına sahipsiniz efendim. Teşekkürler. Hoşçakalınız.